Şimdi sindirim sistemi zehirlenmesi dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şey herhalde gıda zehirlenmesi olacak. Gıda zehirlenmesi ne demek? İşte bir şeyler yediğimiz zaman bazen onun içinde işte mikrobik bir şey olabilir, bakteriler olabilir veya bunun yanı sıra gerçekten içinde kimyasal maddeler olabilir. Onlar bizim vücudumuzda sindirim sistemine girdiği zaman hiç de beklenmedik tepkilerle karşı karşıya bırakabilir bizi. Bunlar ne olabilir? İşte mide bulantısı olabilir, kusma olabilir, bir halsizlik söz konusu olabilir ve eninde sonunda da işte sonrasında ishal olabilir. Şimdi özellikle bir mide problemi yaşıyorsanız, yani bir işte gıda zehirlenmesi yaşıyorsanız, halsizlik, karın ağrısı, kramp, bulantı, kusma, iştah kaybı, ishal gibi birçok şeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün için en fazla gıda zehirlenmesinin nedeni aslında hijyenine dikkat etmediğimiz gıdalar. Şimdi nasıl oluyor da bizim acaba vücudumuza bir bakteri girebiliyor? Şimdi farz edin, dışarıdasınız, otobüsle evinize geliyorsunuz. Otobüste de işte şey tuttunuz, tutamacı tuttunuz veya kenardaki o tutamaca kendinizi bağladınız. Ve sizden daha önce başka biri de orayı tutmuştu. Ve oraya bakterisini bırakmıştı. Şimdi diyelim ki ben şöyle bakteriyi elime sürmüş olayım, elime bulaştırdım. Bilmiyorum, seçilebiliyor mu? Evet, seçilebiliyor şurada net olarak. Şimdi evime geldiğim zaman, örneğin çocuğum benden bir sandviç istedi. Baba çok acıktım, bütün gün aç kaldım zaten, hemen bana bir sandviç yapar mısın dedi. Ben de şimdi ona iyilik yapacağım ya, hani bir an önce sandviçini hazırlayacağım ya, direkt olarak elimi yıkamadan mutfağa girdim ve sandviçi elime aldım. Açtım ve bakın ne yaptım? Direkt olarak tuttuğum yerde seçilebiliyor değil mi? Bakın buralara bakterileri ektim. Yani ufak ufak belki elimde az kalmıştı. Çünkü büyük kısmı elimde kaldı ama bir kısmını buraya ektim. Şimdi bakterilerin özellikleri ne biliyor musunuz? Eğer uygun ortam bulursa bu bakteriler uygun ortamda çoğalmaya başlıyorlar. Yani burada benim ektiğim yerlerdeki bakteri sayısı gittikçe artıyor. Şimdi sandviçimi yapmaya devam ediyorum. Bakın sandviçimi yaparken ne aldım? Elime işte peynir koydum mesela. Peynire de bulaştırdım. Peyniri de bir güzel koydum. Arkasından dedim ki ay buna bir domates de koyayım. Domatese de bulaştırdım. Tamam. Ve bir de sağlıklı olsun, şöyle yeşillik de koyayım dedim ve yeşilliğe de bulaştırdım. Bunu da koydum içine. Şöyle güzelce. Şimdi baktığınız zaman güzel bir sandviç gibi görünüyor değil mi? Bakın şöyle muhteşem bir sandviç yaptım. Bunu da çocuğuma yemesi için verdim. Oysa bunun içinde tamamen bakterilerin de oluşturduğu bir katman daha var. Eğer çocuğum bunu yerse, işte otobüste kim olduğunu bilmediğim, eline nasıl bulaştığını bilmediğim bakterileri de sandviçle birlikte çocuğuma vermiş oluyorum. Bu eğer çok kuvvetli bir bakteri ise, aldığı bakteri oranı çok yüksekse sandviçin içinde, o zaman 2 saat sonra hemen ağrısı başlayabilir. Bunu özellikle biz tavuk gibi böyle daha etlerde görüyoruz. Biliyorsunuz tavuk zehirlenmeleri çok daha hızlı ortaya çıkar. Çünkü stafilokok dediğimiz özel bakterilerin çok hızlı çoğaldığı yerlerdir bunlar. Ve en erken gıda zehirlenmesinin bulgusu da bu bakteriler tarafından verilir. Hemen 2 saat sonra şöyle bir ilk başta karnında guruldama başlar, karın ağrısı başlar ve arkasından da ishal, mide bulantısı ve kusma eşlik eder. Şimdi her gıda zehirlenmesinde tabii ki hastaneye gitmeye gerek yok. Ancak hangi durumlarda hani hastaneye gitmek gerekir? Mesela geldiniz eve, çocuğunuz işte karnı ağrıyor veya sizin eşinizin, evde yaşayan annenizin, her neyse başka birinin bir problemi olduğunu düşünüyorsunuz. Mide bulantısı var, kusuyor. İlk yapacağınız şeyler neler? Bir bilinç kontrolü yapın. Yani işte bir uyuyor mu, uyanık mı? Bir onu kontrol edin. Bunun yanı sıra bakın bakalım sizin sorduğunuz sorulara makul cevaplar verebiliyor mu?
Eğer böyle bir durum söz konusuysa hemen panik yapmanıza gerek yok. Basit bir gıda zehirlenmesi, böyle bir bakteri zehirlenmesi zaten siz onun işte sıvısını vererek, hani biraz işte midesini dinlendirerek geçecektir zaten. Ama mesela diyelim ki geldiniz, böyle basit bir zehirlenme değil bu. Ağızda belki zehirli bir madde temas etmiş. İlk yapacağım şey, su ile çalkalayın. Zehirli madde vardı mesela, etrafta baktınız ki başka bir zehirli madde var. Hemen ellerini sabunlu suyla yıkayın. Ha bu arada eğer gerçekten çok şiddetli devam ediyorsa ne zaman doktora götüreceksiniz? Yani bu gıda zehirlenmesi olsun veya başka bir nedenle zehirlenme olsun. Bilinci eğer şuur böyle biraz bulanıksa, sizin verdiğiniz sorulara iyi cevap vermiyorsa, çok şiddetli kusuyorsa ve çok şiddetli ishal olduysa ve bunun sonucunda da çok su kaybettiyse, bu kişiye siz ağızdan su verseniz gene kusacağı için ve kusmayı tetikleyeceği için ne olacaktır? Siz yeteri kadar su açığını kapatamayacaksınız. O yüzden hastaneye gitmeniz gerekir. Peki bunu nasıl anlarsınız? Bir, göz çukurlarına bakın. Eğer gözü çukura düşmeye başladıysa, diline bakın. Dilini çıkarın. Şöyle bir elinize sürün. Kuruysa dili, o zaman su miktarı da gerçekten azalmıştır. Şöyle bir nemine bakabilirsiniz, cildinin nemine bakabilirsiniz. Bunlar gerçekten endişe edecek kadar kuruysa, ha bu durumda diyeceksiniz ki ya şuuru kapalı, su açığı çok fazla. Ben bu kişiye su versem de yeteri kadar su takviyesini kapatamam, yapamam. O yüzden bu şekilde dikkat etmem lazım, hemen doktora gitmem lazım. Şimdi önemli noktalardan bir tanesi de şu sindirim zehirlenmesinde. Bugün için mesela benim acil cerrahide en sık gördüğüm ve çok üzüldüğüm vakalardan bir tanesi de çamaşır suyu veya tuz ruhu gibi temizleyici maddelerle veya kimyasal maddelerle sindirim yoluyla karşılaşan hastalardır. Yani bunları bazen şöyle yapıyoruz. Hani mesela tuz ruhunu kutusundan çıkarıp işte bir pet şişeye konuyor. Ondan sonra buzdolabına konuyor. Sonra işte çocuğunuz veya evde yaşayan biri geliyor, zaten çok susuz, buzdolabını açıyor. Orada bakıyor, su renginde soğuk da bir içecek var. Ay zaten içim yanmıştı diyor. Açıyor, çamaşır suyu veya tuz ruhunu alıyor, ağzına götürüyor. İlk birkaç yudumda bir şey fark etmiyor ama sonrasında çok ciddi bir yanıkla karşılaşıyoruz. Şimdi özellikle bu tür kimyasal maddelerde en sık yapılan hata, kişinin böyle bir durumla karşılaştıktan sonra kusturulmaya çalışılması. Çünkü zaten ilk tuz ruhunu içtiğiniz zaman önce bir ağzınızı yakıyor, sonra da yemek borunuzu yakıyor. Arkasından da midenin içinin örtüsünü yakıyor. Eğer siz o kişiyi kusturarak o tuz ruhundan veya kimyasal maddeden uzaklaştırmaya çalışırsanız ne olacaktır? O yakan kimyasal madde tekrar aynı yoldan geri çıkacağı için zaten yanmış olan yemek borusunu ve ağzını bir daha yakacaktır. Mesela bu tür durumlarda bazen bizim yemek borusunu çıkarıp ameliyat yapmamız gerekiyor. O yüzden lütfen özellikle kimyasal madde içmiş kişileri bir zehirlenme olduğunu düşünerek kusturmaya çalışmayın. Direkt olarak hastaneye götürün bu kişileri. Aksi takdirde yardım yapmaya çalışacağım derken inanın daha fazla zarar verebilirsiniz. Elbette bunun bir önceki aşamasına gelelim. Yani bunun önüne nasıl geçebiliriz? Lütfen bu tür kimyasal maddeleri bir, çocukların uzanamayacağı yerlere koyun. Yani yerlerde olmasın, alt mesela çamaşır suları, işte bu tür temizlik maddeleri. Lavaboların altında olmasın, çocukların uzanamayacağı yerlerde olsun. Veya kimyasal maddeleri herkesin yanlış anlayabileceği ve üzerinde ismi, cismi ne olduğu yazmayan şişelere koymayın. Buzdolaplarına koymayın. Bunlar gerçekten kişilerin, evdeki en sevdiğiniz aile bireylerinizin, ben can veririm onun için dediğiniz bireylerin gerçekten hayatını tehlikeye atabilecek şeyler bunlar. O yüzden lütfen dikkat edin. İşte kimler besin zehirlenmesine daha duyarlı? Elbette çocuklar, yaşlılar. Bu kişilerde unutmayın ki besin zehirlenmeleri, gıda zehirlenmeleri, sindirim sistemi zehirlenmeleri çok daha kolay olabilir ve maalesef sonuçları da kolay idare edilmeyebilir. Dolayısıyla işin özü,
Sakin olun bir zehirlenme halinde ve ilk olarak hayati bulguları kontrol edin. Eğer hayati bulgularda bozulma varsa bir hastaneye gidin ama aksi takdirde biraz sakin olup olayı kontrol altına almaya çalışın.